Kabul kredili akreditif, ihracatçının kendisine açılmış olan vadeli bir akreditifteki belirli bir vadede alacağı bir parayı şimdiden kullanmak istemesi esasına dayanan bir akreditif türüdür. Burada yine ihracatçı ile ithalatçı arasında belirli bir vade söz konusudur. İhracatçı ithalatçıya belirli bir vade yapmıştır. Örneğin parasını 180 gün sonra alacaktır. Ama vadesinde 180 gün sonra alacağı bir parayı şimdiden kullanmak istemektedir. Çünkü piyasa şartları, koşulları nakit para ihtiyacını gündeme getirebilmektedir. Burada en temelde yine ihracatçı, ithalatçı bir mal alımında, satımında anlaşırlar. Anlaştıktan sonra yine ihracatçı, ithalatçıya bir proforma fatura gönderir. İthalatçı kendisine gönderilmiş olan bu proforma faturaya istinaden akreditifi açar ve bu akreditif şartları ithalatçının bankasından ihracatçının bankasına ulaşır. İhracatçının bankası da bu şartları ihracatçıya bildirir. İhracatçı kendisine açılmış olan akreditifteki şartlara istinaden malı hazırlar ve mala göre yine akreditifte kendisinden istenmiş olan belgeleri ve belgeler içerisindeki bilgileri hazırlar. Yalnız diğer akreditif şartlarından, akreditif ödeme şekillerinden farklı olarak burada ihracatçı bir poliçe, draft, bildiğimiz ismiyle bir senet hazırlar. Anlaşılmış olan vadeye istinaden ithalatçıya sen bana bu parayı, bu akreditifte anlaşmış olduğumuz bu parayı şu vadede ödeyeceksin şeklinde bir senet hazırlar. Normal belgelerle birlikte bu senedi de ithalatçının bankasına gönderir. İthalatçının bankası incelediği belgelerle beraber bu senedi önce ithalatçıya imzalattırır, sonra da kendisi, ithalatçının bankası kendisi imzalar. Ve bu senet ithalatçının bankasından ihracatçının bankasına geri döner. İthalatçı da belgeleri alır ve yine gider gümrükten malının ithalat işlemlerini gerçekleştirir. Fakat ihracatçı kendi bankasına ulaşmış olan senedi vadesinden önce kullanmak ister. Bunu 3 şekilde gerçekleştirebilir. 1- Kırdırabilir. Vadesinde örneğin 100 bin dolar alacaktır 90 gün sonra. Bunu şimdiden 95 bin dolar olarak nakit olarak tahsil edebilir. Ve banka burada belirli bir kırma, akreditifi kırma komisyonu alır. İhracatçıya parayı peşin olarak öder. İkinci kullanım şekli de ihracatçının belirli bir vadede alacağı paraya ilişkin senedi bankası aracılığıyla borcunun olduğu başka bir firmaya devri şeklinde gerçekleşir. İhracatçı herhangi bir yerden bir mal almıştır, ürün almıştır, oraya borcu vardır. Ve ithalatçının kendisine göndermiş olduğu senedi borcu olan firmaya, kuruma devrederek borcunu bu şekilde ödemiş olur. Burada ithalatçının bankası garantili bir senet söz konusu olduğundan dolayı da bu ihracatçının mal aldığı firmada bunu kabul edecektir. Üçüncü bir şekli de, kullanım şekli de, ihracatçının kendisinde bulunan bu senedi bankası kanalıyla herhangi bir kredi alacaksa veya kendisi de aynı şekilde bir akreditif açacaksa bankasına teminat verme şeklinde kullanabilir. Ve böylece de vadesinde alacağı bir parayı şimdiden kullanmış olur.